Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah resulina Muhammedin selavat Sevgili canım kardeşlerim, Ramazanınız mübarek olsun. Kıldığınız namaz, verdiğiniz sadakalar, fıt fıtırlar, zekatlar, hayır hasanatlarınızı Cenab-ı Hak en makbul bir surette kabulü kalin eylesin. Hepinizi, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanların şerinden ve vesilelerinden vesilelerinden ortaya çıkan erbaa habiselerinde dahil vesilelerinden ortaya çıkan her türlü marazlardan, hastalıklardan hıfsı emin eylesin. Hafız-ı Zülcelal, hafız ismi hürmetine nasip eylesin. Şimdi genel bir kişiye değil de gelen sorular çok olduğu için benim bildiğimi sizinle paylaşacağım. Bu konuyla alakalı da paylaşacağım ama mutlaka doğru olduğunu toprestavurla bize bildirilmedi. İlmimizde cevap veriyorum. Şimdi evde o ummadık şeylerle karşılaşmak, evde bazı şeylerin ortaya çıkması, Sakırtılar diyor, bir şeyler diyor, ses diyor. Şimdi bak. Ee, bir kere maddi ve manevi tedbir almak. Şöyle. Eve birilerini çağırıp da oraları tahrip ederse sen kendine kız. Davet etmemen gerekiyor. Her türlü melanet çalarsa o eve davetiye gibidir. Yani çiçek koyarsan Camaç arı gelir, pislik koyarsan oraya sinek gelir. Demek ki Kur'an'ın bilme ana mealiyle başınıza gelen istediğiniz kendi elinizle işlediğiniz günahlardandır. Ondan sonra peygamberlerde de dahil böyle günah değil ama beşeriyetin iktizası olarak mesela Yunus Aleyhisselam sormadan icret edince işte başını işte balık hadisesi geliyor vesaire. Ama ille bir şey olması şart değil. Bu da var, o kanın da var, Resulullah'ın başında da olmuş. Şimdi genel bir kayda. Bir, eğer Hizbul Kur'an'dan haberiniz varsa bu sesi dinleyen, yani Kur'an'dan bu işte alakalı ayetleri Bediüzzaman Hazretleri bir araya getirmiş. E, can sıkıntısı, buhran, bunalım, yeis, ümitsizlik, korku. Kur'an'da e, 114 süre serpilmiş bu ayetler. Ondan sonra Ustad Bediüzzaman Hazretleri bunları bir araya getirmiş. Sif ayetleri bir araya getirmiş. Bu bir araya getirilen ayetin hulasası kitap haline getirmiş. Bu kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Bunu bulabilirsiniz. Hizmet Vakfı'nda vardır. Hizbul Kur'an. Şimdi e, bunu okuyun. Bir. Ondan sonra zaten Kur'an'ı her gün birkaç sayfa okuyorsunuz. Onu okuyun. Üç. Ee, önünüze, önünüze bir tencere sıcak su koyun. Sıcak su. Sıcak su koyun. Bir kapta, kap, üstü açık kaba zeytinyağı boşaltın. Halis. Başka bir kabada sirke boşaltın. Net 3 tane kap. Bir tencere sıcak su. Bir kap zeytinyağı. Bir kap sirke. Tamam. Sirkenin cinsi önemli değil. Hemen sormayın hangisi diye. Yeter ki elinizden geldiği kadar evde olursa iyi olur. Sirke. Çarşıdakiler biraz asittir yani. Evde ise iyi olur. Koyduk. Kardeşim şimdi karşısına otur. Ne hoca lazım, ne sana bir şey lazım. Hiç bu Kur'an'dan veya Kur'an okurken bu Ramazan'ın ve Ramazan, dışında, Ramazan dışında okurken bu üçünün karşısına otur. Her sayfanın sonunda bitti sayfa. Huf, 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 üçüne ayrı ayrı böyle üfür. Eğer Kur'an okurken veya bu Kur'an okurken mubin geliyorsa mubin mubin mubi imami mubin hu, 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 her mubinlerde de öfürün. Ya illa bir şey istiyorsanız okumayın. Yasin okursun. Yedi tane mubin var. Bir de Saat vel Kur'an izi zik. Yasin suresindeki sonraki sureyi. Safat suresi galiba. Onu Okuyun. Her sayfasında da hem tencereye hem sirkeye, sirkeye zeytian öfürdü mü? Öfürdü. Tamam kardeşim. Hiç konuşma şimdi. Şimdi, şimdi o hiç konuşmadan ten, ten, tabi okurken tenceredeki su soğudu. Normal suya, ha, suya geldi. Ondan sonra ya birisi tutsun sol elin veya sen sol elinde tencereyi tut. Veya işte veya bir kaba koy da o suyu elinle taşıyabileceğin bir ağırlıkta olsun. Sol eline koy o suyu. Sonra sağ elini sağ elini batır tencereye. Elini çıkart. Eline ne yapışmışsa ama ağzın durmasın. Felek nasıl oku? Ayet-i -e oku. Ağzın durmasın. Bir şey oku elini tencereye batırıyorsun Ondan sonra elini çıkartıyorsun eline ne kalmışsa sıçrat Serpiştiriyorsun duvara tavana her tarafa Ç Sok elini çıkart sıçrat koy sıçrat koy sıçrat tamam mı Sıçrat her tarafa Ondan sonra tuvalet kapılarına Tuvaletin önden arkaya banyonun önden arkaya yatak odalarına Her tarafa sıçrat hasreten odaların köşelerine Tavan köşelerini sıçrattım. Sıçrattın mı? Sıçrattın. Sonra e, o zeytinyağına zeytinyağını yemeklerde kullan, salatada kullan ekmekle batır ye. Allah Resulü zeytinyağı hakkında aleyhissalatü vesselam yiyin için sürünün diyor. Zeytinyağını böyle yap. Kaşını bir yerine sürün. Bir yerinde bir ağrı var böbrekte. O zeytinyağını da sürünün. O çok artık bomba gibi bir şeydir. Hem hadis var zeytinyağı hakkında. Yiyin için sürünün diyor. Ondan sonra sürünüyorsun kardeşim. Doktorluk seviyesinde söyleyeceğim sonunda. Acele etme. Şimdi zeytinyağı batırdın. Sonra ekmek de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümkünse varsa evinde sofrasında sirkesiz olmazmış oldu. İyi bir katıktır der. Sirke olan eve yenilen bedene de cinler ve habisi uğramıyor zeytinyağından da çok rahatsız olurlar. Zeytinyağından ve sirkeden erva habiseler ve cinler çok rahatsız olur. O mesela tabağa koysan çay tabağına, çay tabağını da yatak odasının bir kenarına koysan o kokuya gelmiyor. Sonra sirkeden biraz içtin, zeytinyağından da biraz içtin. Tamam. Sudan sonra bunu yaptın. Mı? Üç. O sirkeden e, el bezine biraz boşalt. Şu daire kapısı, bina kapısı değil. Senin dairenin kapısını, demir kapıyı önden arkadan sil. Bütün kapıları o sirkeyle sil. Sonra bu yaptıktan sonra bir tane de bir tane de böyle tohumu değil de üzerlik otu alın bir bağ veya iki bağ böyle kırın kırın. Onu da tutuşturun. Tavada tavaya, o evde dumanı gezdirin. Bunu ek söylüyorum. Haseten köşe köşelere böyle tavaya bir tepsi düşün tepsi veya tava. İçine özellik otunu koydun katladın kırdın kırdın. Alev olmasın dumanı çıksın böyle. Ama evde yaparsan böyle ev biraz böyle ee, o şey yapın duman çıkınca etrafta komşular kokudan ve Koku duman çıkınca fazla şey çıkıyor. Yangın olur diye bize de gelmişlerdi de. Onu da söyleyeyim. Bunu da yaptın kardeşim. Sonra e, bu suyu üç gün devam edin. Sıçratmayı, tenceredeki suyu. Ertesi günde her tarafa şey yapın. Ondan sonra e, şöyle de yapabilirsiniz. Biraz da tesirli. O okunan sirkeyi de bu tencerenin içine boşatabilirsin. Ondan sonra o sirkeli suyla attığın zamanki temizlik ondan evladır. Daha kuvvetli olur. Ondan sonra bunu eğer evinize elinizden geldiği kadar haram bir şey çalmamaya çalışın. Çalmasın. Bu şeyleri yaptıktan sonra gene bir şeyler oluyorsa evinize böyle birisini gezdirin. Yani ilmiyle amil olan, yaşayan gezdirin. Yok, onunla da olmuyor. O evi terk edin, başka eve gidin. Mümkünse tabii. Başka eve gidin. Şimdi ben, bu ses herkesi gidebilir ama kayıt herkese gider mi? Mesela evde çocuk varsa, çocuk rahatsız oluyorsa vesaire ufak sesle bir şey çalın. Çalsın böyle. Kulağınızı şey yapmayacak, tırmalamayacak Kur'an süreleri. Bizim bu konuda okuduğumuz süreler var. Mesela ben Yasin okudum, kayıt aldım. İhtiyaçlara vereyim diye. Yasin okudum, mülk okudum, şunu bunu okudum. Fark etmez herhangi birisini okuyun. O çalsın ufak sesle. O sesi de şey yapmaz. Bunları yaptıktan sonra bir gün, üç gün, beş gün. Ve üç günde hala bir şeylerin geçmiyorsa doktora gideceksin. Yani görüyorsun bir alüsinasyon olabilir, beyinde sorun, nor, norona, beyin şeylerinde sinirlenmiş olur. Doktora gideceksin kardeşim, doktor. Yani doktora gitmeyi çok şey imtina ediyor bizim kardeşler. Ya Allah Allah, psikiyatriste bile gitmek, deli miyiz? La kardeşim bir Müslüman ayağı kırılınca ortopediye gitmez mi? Ortopedi de alçıya koysalar senin şahsiyetin mi düşer? Koronadan yakalandın gitmek şahsiyetin mi düşer? E gittim psikoloji, psikoloji de böyle ya. Ondan sonra git kardeşim destek al. Bunları da bunlar olmayınca yetmeyince doktora gideceksin. Bunları uygulayın. Ee, Allah Ramazanınızı mübarek etsin. Ramazan kafasıyla bu kadar yapabildim. Belki daha çok şey denilebilirdi ama ne bileyim böyle bu kadar iktidarım oldu. Gelen sorulara bir nebze belki çare olurum ama o bizim kayıtlar böyle, böyle Kur'an olsun. Ha bir de risale Hizbul Kur'an'ı duydun? Hizbul Kur'an mutlaka okuyacak. Bunu mutlaka temin edin. Bir evde olacak. Ustad Bediüzzaman Hazretleri bir tavsiyesi de evde normal konuşma uslubuyla Asay Musa'yı okusun diyor. Şualar adlı kitabın iki yerinde söylüyor. Sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa diyor. Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl sihirleri yuttuğu gibi. Asay Musa'yı okuyun. Sesli Asay Musa kayıt varsa çalsın. Bunu da yapın. Peki. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima sevgili canım kardeşlerim. Tekrar Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah iki can da aziz eylesin. Allah maddi ve manevi dert vermesin. Sema ve arzafatlardan afatlardan ı hıfzı emin eylesin. Hizmet imanı Kur'an'ı hissenizi ziyade eylesin. Çoluk çocuğunuzda Allah sizi imtihan etmesin. Ya Rabbi elle evladınızda eşinizde Allah imtihan etmesin. Allah kolaylıklar nasip etsin. Ve son nefesimizde risale Nur talebesi unvanıyla kabre girmeyi nasip eylesin. Müslüman olmaya Müslüman olarak risale talebesi hangi unvanla istiyorsan ama genel Müslüman olarak Müslüman sıfatıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olarak nasip eylesin. El Fatiha.